Sevgili öğrenciler, hepinize merhaba. Bugün sizlerle birinci sınıf matematik dersi takvimler konusu ile ilgili çıkabilecek sorulara nasıl cevap vereceğiz, onlardan bahsedeceğiz. Eğer hazırsanız dersimize başlayalım. Evet sevgili öğrenciler, elimde bir tane ekim ayının takvimi var ve onlarla ilgili de oluşturulmuş sorular var. Şimdi onlara cevap verelim. Evet ekim ayı takvimini bu şekilde alıyoruz ve buradan incelemeye başlıyoruz. Evet sevgili öğrenciler, takvimde en üstte yazan kısım hangi aya ait olduğunu gösterir. Ve hemen altında yazılan bu kısaltma harfleri de bizim 7 tane günümüzün ilk harflerini simgeleyen kısaltmalardır sevgili öğrenciler. İlk günümüz pazartesi olduğu için pazartesiden başlar takvimler. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar. Evet cumartesi ve pazar kırmızı renkle yazılmış. Sebebi ise Cumartesi ve Pazar hafta sonu günleri olduğu için sevgili öğrenciler, hafta içi günleri de Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma yani 5 tane hafta içi günümüz var. 2 tane de hafta sonu günümüz vardır sevgili öğrenciler. Toplamda zaten bir haftanın 7 gün olduğunu biliyorsunuz. Evet takvim okumayı şu şekilde yapıyoruz. Pazartesi gününün altındaki 5, 12, 19 ve 26. günlerde yine pazartesi günüdür. Salı günün altındaki sayılar da yine o ayın 6'sı, 13'ü, 20. ve 27. anlamına gelir. Ve onlar da salı günüdür sevgili öğrenciler. Çarşamba günün altındaki günler çarşamba günü, perşembenin altındaki perşembe ve bu şekilde devam ediyor. Evet şimdi sorularımıza başlayalım. Ayın dördüncü günü hangi gündür? Evet burada ayın dördünü buluyoruz sevgili öğrenciler. Ve dördünün üzerindeki kısaltma hangi günün kısaltmasıyla günümüz odur. Evet burada P harfi yazıyor. Evet takvimde 1, 2, 3 tane P harfi var. Acaba hangisi yani pazartesi mi, perşembe mi, pazar mı? Bunu takvim zaten sırasıyla gittiği için günler oradan bulabiliriz. Yani pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Evet ayın dördü de pazara denk geliyor. Zaten Buradaki P kırmızı harfle yazılmış. Yani bir hafta sonu günüdür. Hafta sonu da zaten cumartesi ve pazardı. Buradaki ayın 4'ü pazar günüdür sevgili öğrenciler. Sorumda da yerime yazıyorum. Ve diğer soruma geçiyorum. Ayın 17. günü hangi gündür? Evet nasıl yapıyorduk? Hemen ayın 17. gününü buluyoruz. Evet ayın 17. günü hangi güne denk geliyor? Yukarıya doğru çıkınca görüyorum. Evet cumartesi gününe denk geliyor. Hemen sorumda yerine yazıyorum. Evet, sıradaki sorum ayın 23'ü hangi gündür? Evet, ayın 23'ünü hemen buluyorum. Evet ve yukarıya doğru çıkıyorum. Evet, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, evet, cuma gününe denk geliyor ayın 23'ü sevgili öğrenciler. Hemen onu da yazıyorum. Ve sıradaki sorum, evet, Cumhuriyet Bayramı hangi gündür? Evet, Cumhuriyet Bayramı ayın kaçıydı sevgili öğrenciler? Evet, Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim'dir. Evet, hemen 29'unu buluyorum Ekim ayının. Evet, pazartesi, salı, çarşamba, bakın perşembe'den geliyor. Evet, Cumhuriyet Bayramı perşembe'den geliyor sevgili öğrenciler. Evet, bu her yıl değişebilir günler. Şimdi sıradaki sorum Ekim ayının son günü Evet sevgili öğrenciler bu takvim Ekim ayı ile ilgili demiştik. Ve bizden Ekim ayının en son günü yani en yüksek sayısı kaçsa Ekim ayının en son günü odur sevgili öğrenciler. Ekim ayının zaten 31 gün olduğunu biliyorsunuz. Evet ve Ekim ayının son günü hangi güne denk geliyormuş? Evet kırmızı renkli bakın yani hafta sonu günü. Evet cumartesi gününe denk geliyor. Ekim ayının son günü de cumartesidir sevgili öğrenciler. Evet Ekim ayının ilk günü sıradaki sorum ve hemen Ekim ayının ilk gününe bakıyorum. İlk günü demek birinci günü demektir sevgili öğrenciler. Evet o da pazartesi, salı, çarşamba, evet perşembe gününe denk geliyor. Ekim ayının ilk günü perşembedir sevgili öğrenciler. Onu da yazalım. Evet sıradaki sorum Eylül ayının son günü. Evet Eylül ayının son günü denilmiş ama bizim burada Eylül ayı ile ilgili bir takvimimiz yok. O zaman nasıl yapacağız sevgili öğrenciler? Evet şu şekilde yapıyoruz. Ekim ayından bir önceki ay neydi sevgili öğrenciler? Evet Ekim ayından bir önceki ayımız Eylül ayıdır. Evet Ekim ayının ilk günü Perşembe ise Evet bundan bir önceki gün o zaman nedir sevgili öğrenciler? Eylül ayının en son günüdür. Yani Eylül ayı çarşamba günü bitiyor ve sıradaki ayın ilk günü hemen bir sonraki günde başlıyor sevgili öğrenciler. Perşembe günü Ekim ayının biri ise çarşamba günü de bir önceki ayın yani Eylül ayının en son günüdür sevgili öğrenciler. Onu da buraya yazalım. Evet bir sonraki sorum. Kasım ayının ilk günü hangi gündür diye soruluyor. Ve burada yine Ekim ayı takvimimiz var. Evet bunu da önceki sorudaki gibi o mantıkla yapabiliriz. Yani Ekim ayından bir sonraki ay hangisiydi? Evet, Ekim ayından bir sonraki ay Kasım ayıdır. Ve Ekim ayının son günü cumartesi olduğuna göre bundan bir sonraki gelen gün ise Kasım ayının yani bir, Ekim ayından bir sonraki ay olan Kasım ayının ilk günüdür sevgili öğrenciler. Yani Kasım ayının ilk günü birinci günü pazardır sevgili öğrenciler. Evet sevgili öğrenciler bugünkü dersimiz burada sona ermiş oldu. Umarım dersimiz faydalı olmuştur. Her gün mutlaka kitap okumayı ihmal etmiyoruz. Ve bir sonraki dersimize görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın.